Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz daha yakın çekim bir video olacak. Çünkü bugünkü konumuz kaşlarım. Bayağı yakına geleyim biraz daha. Bayağı uzun zamandır boyamıyorum. O yüzden böyle görebilirsiniz, böyle iki farklı renk şu anda. Çünkü dediğim gibi uzun zamandır boyamıyordum. Çünkü birlikte yapalım istedim. Her zaman saç boyuyorum ama bu sefer de kaşlarımı nasıl boyadığımı göstereyim istedim. Bunun için kullandığım boya ayrı. Mesela dibimi 8-1 ile boyuyorum. Ama kaşlarımı şöyle göstereyim. 9-1 ile boyuyorum. Bunun için de 9'luk oksidan kullanıyorum. Ve benim için gayet yeterli oluyor. Amacım zaten çok açık bir kaş değil ama en azından rengini kırıyor. 9 benim sınırım. 10 ve üzeri bende kızıllık yarattığı için onları tercih etmiyorum. Ben genelde 8 veya 9 kullanıyorum ama daha çok 9 benim tercihim. Böyle bir tüp gerçekten bir ömür gidiyor. Artık benimki de bitmek üzere, bu kadar var. Yine klasik boyama kabı, boyama fırçası. Aşağı doğru taramak için bir kaş tarağı. Eğer bu konuda kendinize güvenmiyorsanız, hiç önceden yapmadıysanız sizlere kulak çubuğuyla yapmayı da önerebilirim. Onun dışında kaşlarınızın etrafına vazelin sürmenizi önerebilirim ama bunlar zaten açık renk olduğu için ben böyle şeyleri hiç tercih etmiyorum. Gayet de güzel boyayabildiğime inandığım için de ekstra bir koruma gereği duymuyorum. Bu kadar. Şimdi boyama kabıma ben böyle bir damla diyelim. İki, üç. Bakın şöyle 3 tane nude tanesi olarak da düşünebilirsiniz bunları. Bu kadar yetiyor. Gerçekten daha fazla kullanmanıza gerek yok. Göz kararı da oksidanımı ekliyorum. Çok sulandırmayacak şekilde ama çok kuru da kalmayacak. Tamamdır. Bu kadar yeter. Bakın şu kadar da oksidan koydum ama gösterince kaydığı için daha çok gibi duruyor. Bu arada şu durumda oksidanı daha fazla koymanızda da bir sakınca yok, öyle çok fazla. Ama işte hani oran eşit olsun diye. Şimdi bunu karıştırıyorum. İyice karıştı. Bakın hepsi genelde fırçamda böyle sıyırıyorum. Sonra alıyorum. Böyle pıt 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 iyice karıştığına emin oluyorum. Şimdi geleyim yakına. Bu şekilde aşağı indiriyorum. Kameranın yukarısına bakmak durumundayım çünkü şu anda bulunduğum yerde ayna yok. Bir yandan da şöyle bakalım. Şu şekilde aşağı tarıyorum. Bunu yapmamın sebebi daha iyi nüfus ediyor olması. Ay şu anda da kargo bekliyorum. Umarım gelmez. Evet ve başlıyorum. Böyle yukarıya doğru. Mesela buraya bulaştırdım. Sonra aşağı. Dipten bakın, dipten boyadığınıza emin olun. Çünkü yoksa boyadığınız çok belli oluyor.
Evet, bu şekilde tamamen boyamış oluyorum. Şöyle şuradan bir kere bağlayacağım. Ve ben yaklaşık bir 10 dakika bekliyorum. Arada böyle sıyırıp kontrol edebilirsiniz. Eğer açık, daha da açık bir renk kullanıyorsanız daha az bekletin bence. Çünkü dediğim gibi saçı aç, yani kaşı açtığı için kızıl açıyor. Ha, kızıl da açıldığında ben yine saçımda da yaptığım gibi aynı yöntemi kullanıyorum. Biraz boyaya mavi siyah ekleyip onun küllülüğünü arttırıyorum. Bu şekilde de oluyor. Açıcı sürdüğüm de olmuştu benim ama benim kaşlarım çok çabuk açıldığı için böyle 30 saniye bile bekletemiyorum açıcıyı. Çok çabuk açıyor. Bir de kaşınız teninize çok yakın olduğu için, daha sıcak olduğu için daha hızlı boya etki ediyor. Evet, böyle bir 10 dakika bekleyeceğim, sonra yıkayacağım, sonra tekrar görürüz. Böyle de Noel Baba gibi bir şöyle bir sakalım olsa. O zaman bir 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, yıkadım, geldim. Şu an kameradan sizi yanıltıyor olabilir ama eşit oldu. Böyle buradaki boşluklarımı da ilk başta kapattığı için kaş boyamayı çok seviyorum. Bence en keyifli şeylerden biri kaş boyamak. Yüzünüze çok güzel bir ifade kazandırıyor. Eğer saçınız boyaysa mutlaka bence kaşlarınızı da boyayın. Ben sevdim. Şöyle durduğumda daha net göreceksiniz galiba. Güzel bir bütün oldu bence. Ben bu şekilde seviyorum. Bu şekilde yapıyorum. Umarım sizin için izlemesi keyifli olmuştur. Biraz da tarayayım. Daha açık tercih ettiğim zamanlar da oluyor. Ama dediğim gibi genelde 9-1 kullanıyorum. Eğer bazen gerçekten açık istiyorsam çok hafif, çok hafif böyle açıcıyı bekletiyorum. Sonra boya sürüyorum. Ama onu pek sevmiyorum. Bu benim için en zararsız ve tabii zararlıdır mutlaka da. Bana göre en az diyelim. Evet, o daha doğru olur. En az zararlı yöntem. O yüzden ben severek bunu tercih ediyorum. Çok da fazla bekletmiyorum kaşlarımda. Sadece böyle rengini kırıp eşitlemesi benim için kafi. Umarım sizin için izlemesi keyifli olmuştur. Videoya like ve yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olursanız da ayrı mutlu olurum. Büyümemize vesile olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.